ve Emre Belözoğlu onun yanında nasıl olacak? Onun çerçevesinde doğru çizilmesi lazım. Şimdi sportif direktörlük koltuğundan indirip teknik direktörlüğe getirmek doğru bir yol ve yöntem olmadı bana göre. Bundan sonra da benzer yöntemlerle karşılaşmamamız lazım. Ama şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de teknik adamlar genelde hani İtalyan paradigmasını tercih ediyorlar. İşte savunma futbolu çok geçer akçe modern oyunda hala. İşin bu tarafından yola çıkılıyor. Ben işin bu tarafının kolaycılık olduğunu düşünüyorum. Yani savunma yaptırmak, takımı koşturmak, mücadele ettirmek bunlar iradi şeyler. Zor alan meleke üzerine, yetenek üzerine bir şeyler inşa edebilmek. Emre Belözoğlu ikinci kısmı tercih etti geldiği zaman. Zoru tercih etti. Cesur kadrolar çıkardı. Buradan devam edilebilir. Yani kaybedilecekse de böyle kaybedilebilir diye düşünüyorum. Ama kaybedilirken de tamamen Emre Belözoğlu kaybedilir mi? Kaybedilmez diye düşünüyorum. Yani Emre Belözoğlu geldi, Fenerbahçe'de başarısız oldu, gitti. Bir değeri biz sildik, attık çöpe anlamı taşımamalı diye düşünüyorum. Hani Emre ile devam edilmesi şıkkına biraz daha yakın olduğumu söyleyebilirim özetle Melike. Sen hangi şıkka yakınsın Yani Emre Belezoğlu bir örnekle yola çıkalım. Geçen sene benziyor aslında süreçler birbirine. Abdullah Avcı'dan kadro devralan Sergen Yalçın aynı kadro üzerinde çok iyi bir ivme yakaladı. Üçüncü bitirdi sezonu ve oynattığı futbolla da bir sene sonraya bir umut taşımıştı. Emre Belezoğlu Erol Hoca'dan aldı aynı kadro. Bir ivme yakalattı. Son haftaya kadar taşıdı. Önümüzdekiyle bir umut taşıdı. Doğru. Şimdi Sergen Yalçın'ın geride bir 12-13 sezonu var. Anadolu'da Evliya Çelebi gibi değil mi? Böyle bir gezdiği, seyahatname yazacak süredir tecrübe 12-13 sene kazandı. tabii. Bunları kazandı. Şimdi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu evet doğru oyun, doğru kadro başlangıçları, oyun başlangıçları bunların hepsine kabul. Maçların neredeyse tamamında oyuncu değişiklikleri, tercihleri hatalıydı. Ama bunlar yol yürürken öğrenilecek şeyler. İlk sezon sonu ve Fenerbahçe'nin hocasısınız. O tercih ettiği cesur oyun, önde oyun, acaba puan tablosunun verdiği bir zorunluluk muydu? Yoksa sezona girerken aynı felsefeyi ilk maçı itibariyle kaybetmeyi göze alarak oynanan oyun mu olacak onu biz göreceğiz. Beklenti ilk şık. Yani kendi geride bıraktığı 8-10 haftalık serüven. Çünkü zaten şimdi temas ediyoruz değil mi? Oturup konuşuyoruz Fenerbahçeliler. Benim bütün ailem Fenerbahçeli mesela. Oturup konuşuyorum kardeşimle, abimle falan filan. Beklenti şu arkadaşlarımla. Şampiyon olmak değil mesela. Olursun bak biri oluyor Beşiktaş oldu işte geçiyor. Yeni bir sezon başlayacak falan filan. Mesele şampiyonluk yarışının içerisinde o izleyen adama o heyecanı yaşatabilmek. Yani o futbolu oynayabilmek. Şampiyonluk kaçar ama şimdi öyle bir kaçırırsın ki dersin ki ya helal olsun çocuklar her şeyi yaptı. Mesela Beşiktaş bu sene şampiyonluğu kaçırsa söylenecek şey şuydu. Ya helal olsun öyle bir sezon geçirdiler ki bunu dedirtebilmek mesele. Yani ortaya koyacağı oyun, anlayış, vizyon, felsefe, büyük takım gibi oynamak. Bunların hepsini düşünerek hareket etmesi lazım Emre Belözoğlu. Bu potansiyelini ben görüyorum. Yani görmüyor değilim. Potansiyeli var ama çok zor bir koltuk, çok zor bir yer orası, orayı yönetebilmek. Nötr insanlar şu anda. Yani soruyorum bir kısmı diyor ki evet Emre Belözoğlu'ya devam etmeli. Yeni bir maceraya gerek yok. Şimdi hoca gelecek, liste verecek, bütçe isteyecek bilmem ne bilmem ne. Bir sürü hikaye. Bir kısmı da diyor ki Fenerbahçe'de diyor soru işaretsiz sezona girmesi lazım. Direkt hedef hocası tecrübeli iyi bir hoca. Şimdi onlar da nötr. Ama o da soru işareti. Soru işaretsiz olmayacak Evet, ki. yok. Bir de sıfırdan bir sistem gelecek. Bu sefer bütün kurduğun Emre Belözoğlu ile birlikte kurduğun o kadroyu değiştirmek zorunda Haklısın. Tam kalacaksın. orayı işte Ali Bey çok net bir basın toplantısı ya da bir yazılı açıklama. Çok net kendi camiasını anlatması gerekiyor. Niye? Yarın öbür gün seyirci geldiğinde bu işler daha sıkıntılı hale gelebilir yeni sezonda. Bak, Sergen Hoca taşıdı dedim ya yeni sezona. Yeni sezona umutla girerken çok kötü bir sezon başlangıcı yaşadı. PAOK, Rio Ave, değil mi ya öyle takım. Ligde arka arkaya yenilgiler, 4-5 haftada dibe vurmuş bir takım. Şimdi o süreci nasıl geçirdiğiniz önemli. Orada ne yaptığınız çok önemli. Orada aldığınız kararlar var ya, takımın, kulübün 5-10-15 senesini etkiliyor. Yani o anda ne yaptığınız, o panik halinde misiniz yoksa hani sezon başıdır bu süreç devam edecek midir ki çok sıkıntılı bir serüvendi. Ama ne oldu? Sergen Hoca
hem kendi hem başkan hem taraftar, hocam biz 25 bin kişi geldik senin imza törenine, devam. Hoca dedi ki devam, biz şampiyon olacağız başkan. Şimdi bir şeyden çıktı, gayya kuyusundan çıktı, bak nereye evrildi şimdi. Fenerbahçe'de de öyle. Kötü başlayabilir yine sezon. Çünkü beklenti yine bu sene en çok Fenerbahçe'den. Ali Bey geldiğinden beri sezon başlangıçlarında beklenti her zaman en fazla Fenerbahçe'den olur. Şimdi kadrolar kuruluyor, paralar. Evet. Bu sene tam tavandı o zaten. Bu sezon da yine aynı. Bak Mesut Özil falan, beklentiler çok büyük. En büyük beklenti yine Fenerbahçe'den olur. İşte o başlangıç sürecini, ilk evre sürecini kötü de gitse işler, orada nasıl bir reaksiyon gösterdiğinle ilgili. Elbette Emre Belezoğlu süreç içerisinde yine toparlayabilir. İyi kadro, iyi performans, Fenerbahçe'nin büyüklüğü arması. Bunların hepsi yarışın içerisinde olacak. Geçen sene kötü hallerinde bile son haftaya kadar taşıdılar. O yüzden yeni sezon başlangıcı önemli. Sezon başlangıcındaki oyun planı, felsefesi önemli ve arkasında durabilmek önemli. Bunun için Ali Bey'in ne yapmak istediğini bence camiasına çok iyi anlatması gerekiyor. Sana göre peki şimdi Hayri Beşer söyledi bunu. Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük koltuğundan teknik adamlığa geçmesini çok doğru bulmadım dedi. Sen bununla ilgili katılıyor musun? Doğru bulmadım çünkü Demokles'in kılıcı gibi dönüyordu Emre Belözoğlu Erol Hoca'nın başında. Şimdi kabul edelim ki biz Samandıra'da oyuncu sayısı kadar, futbolcu sayısı kadar teknik ekip sayısı görüyorduk. Maçlar yapılıyordu, dörtlü turnuva çıkar. Yani değil mi? Erol Hoca kendi getirmişti. İşte eski oyuncular, Selçuk, Şahinler, Oreliyolar, Erol Hoca göreve gelirken Volkanlar. Sözünü unutma. Alanya'daki kadrosunun hepsini getiremedi ama. Ama yani, yine epey bir getirdi. Hatırı sayılır, hepsini getiremedi. Doğru. Sınırlama getirdi, evet. Fenerbahçe orada. Doğru. Yani eski oyuncu Mehmet Yozgatlılar falan tamam, bunlardan faydalanabilirsin ama buradan çok hayır, çok iyi bir iş çıkma ihtimali zaten zor. Çok fazla ses vardı. Tabii. Ve şu konuşulmuyor muydu? Şimdi Emre Belözoğlu imza atıyordu sportif direktörken. Hayallerimi kalbime gömdüm dedi. Şimdi Sayın Başkan dedi ki Ali Koç, kaptanın dedi çok büyük hayalleri vardı, fedakarlık yaptı dedi, bu görevi dedi kabul etti. Şimdi ne mesela bu hayaller? Şimdi bu buradan yola çıkarsanız zaten Erol Hoca hani şeye getirmeyeceğim lafı. Erol Hoca zaten rahat çalışma ortamı bulamadı, işte baskı yaptılar adama, başarılı değil. O da sahada başaramadı, ayrı. Zaten o görev, yani teknik direktör potansiyeli olan bir adamın sportif direktör olması Türkiye'de, o iş yürümez. İlk beraberlikte, ikinci beraberlikte hadi eşofmanları giy, takım elbiseyi çıkara dönüyor. İş zaten doğru bir metot değildi. Ya hep orada kalacaktı Emre Belözoğlu. Şimdi indi kulübeye. Tamam, geçmiş olsun. Artık sportif direktörlük hikayesi bence kapandı Emre Belözoğlu. Daha çıkamaz o tür. Ama Fenerbahçe'de, ama İtalya'da gider bir eğitimini alır, ama Anadolu'da, ama bir yerde. Artık o hikaye başladı. O serüven böyle devam edecek diye düşünüyorum. O hamleyi doğru bulmuyorum yani. Yani şimdi böyle konuşunca şunu düşünüyorum. Acaba yani Ali Koç yönetimi Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'de bir misyon sahibi yapmak isterken hani ne yapsak bilemeyip de mi böyle çok hani planlı ve programlı bir şekilde sportif direktör yapmadı gibi geliyor bana şu an bu tabloya baktığımız zaman. Çünkü net bir kararla sportif direktör olsaydı sonrasında sahaya inmezdi. Doğru. Gibi geliyor. Kervan yolda dizilir mantığıyla biraz yola çıktı biraz Fenerbahçe. Sanki öyle olmuş gibi gözüküyor. Öyle çıktı. Zaten bu en başından beri var. Yani ta şeye dönelim, yani Aykut Hoca ile ilk görüşme, Aykut Hoca'nın projeyi sunması, Ali Bey'in vazgeçip Komolli Koko ikilisine yönelmesi, bunların hepsi karar problemi zaten. Yani bu şey gibi düşün, bak Olcay Şahan çok iyi oyuncudur, Enkudu yetenekli, bunların hepsi. Ersun Yanal da aslında istemediğini söyledi ya, sonra görev verdiği tabii orada bir isim da işte oldu. Taraftarın talebi. Topu çizgiye indirmesiyle çok övünülür bazı oyuncular. Ben şimdi bazen eleştiri getiririm. Derim ki topu çok iyi taşıyor şimdi. Çizgiye kadar indiriyor topu. Diyorum ki bak, Beşiktaş Futbol Şubesi 1911'de Ahmet Şerafettin Bey tarafından kurulmuş. Ve Beşiktaş 1911'den beri topu o çizgiye indiriyor zaten. Problem yok. Biz üçümüz de çıksak yani o top o çizgiye inecek. Mesele o çizgiye geldiğin, topu indirdiğin andan itibaren bayrak direğine ya da o şeyin etrafına, oradaki karar problemidir. Ne yapacağını bilebilmektir. Yıldız futbolcuları ya da büyük futbolcuları diğerlerinden ayıran şey budur. Karar. O an karar, anlık düşünme. Şimdi o yüzden bu karar problemi bugüne kadar geldi Fenerbahçe'de. İlk bölümde az önce söylediğim şey buydu. Ali Bey bu konuda çok net olmak durumunda. Çünkü net olduğu durumlardan erken vazgeçti. İki arada bir derede kaldı böyle Fenerbahçe'nin süreci. Çok net, Emre Belözoğlu ise Emre Belözoğlu. Biz önümüzdeki sezon 2021-2022 sezonu 31 Mayıs'ı Emre Belözoğlu'yla göreceğiz. Ne olursa olsun, altını çizerek. Bunu sahadaki oyuncu da bilecek. Orada bir figür var, çok güçlü. Evet. Çünkü Fenerbahçe'de bakma yani
isim potansiyeli yüksek oyuncular var. Yaş itibariyle Emre Belözoğlu'na yakın. Yarın öbür gün bu sorunlar yaşanabilir. Evet. O yüzden diyecek ki burası teknik direktör takımı. Beşiktaş'ın yaptığı gibi. Burada bir tane orgeneral var. O da Emre Belözoğlu. Bitti. Yani bunu doğru anlatıp iyi anlatıyor olması lazım. Bunu yapmayacaksa da zaten çok soru işaretiyle, acabalarla yeni sezona girmenin çok hayrı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi...